Merhaba arkadaşlar, Hacer'in Lezzetlerine hoş geldiniz. Sizler için bugün muhteşem bir kahvaltı hazırladım. Çok pratik, çok kolay, çok da lezzetli. Öncelikle 1 kilo patatesimizi, küçük küçük olan patatesimizi güzelce soyduk, yıkadık. Cevizden biraz büyük olsun. Tenceremizi alıyoruz. Güzelce yerleştirelim. Üzerine kaynar su da koyalım. İsterseniz soğuk su da koyabilirsiniz, normal su. Daha çabuk olmasını isterseniz kaynar su ilave edebilirsiniz. Yarım yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Patateslerimizin üzerine biraz basması yeterli su. Kapağını kapatalım, ocağımızı alalım. 15-20 dakikada pişirelim. Patateslerim pişti. Toplamda 15 dakikada pişti. Tenceremin içerisinden çıkarıyorum bir süzgeç yardımıyla. Kenara alalım. Patateslerimiz soğusun. Sosunu hazırlıyorum. Sos için 2 tane yumurta. Yumurtalarımızı karıştıralım çapıcıyla. 1,5 yemek kaşığı yoğurt. Yoğurdumuz susuz tarafından olsun. Sulu olmasın. Eğer suluysa da süzdürün suyunu. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığından biraz daha az olsun. 1,5 yemek kaşığı un dolu. 1 çay kaşığı toz biber. Eğer varsa pul biber de koyabilirsiniz. Elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Güzelce çırpalım. 4-5 dal kadar dereotu. Onu da ince ince kıydık. İçerisine ilave ediyoruz. Sosumuzu hazırladık. Soğumuş olan patateslerimizi sosumuzun içerisine koyuyoruz. Kaşık yardımıyla alt üstünü her tarafına bulayalım. Bir taraftan da ocağımıza tavamızı aldık. İçerisine yağ koyuyoruz. İki parmak kadar yağ koyalım. Yağımız ısındı. Altını çok harlı ateşte açmayalım. Normal bir ayarda olsun. Çok açarsak bir anda yakar. Soslarından üzerlerine koyuyorum patateslerimin. Sosumun hepsi tam geldi patateslerime. Hiç ziyan olmadı. Kalanları da üzerlerine ilave ettim gördüğünüz gibi bu şekilde. Ama çok lezzetli oldu. Servis yapması da kolay. Doyurucu, çok da lezzetli, pratik bir tarif. Kızaranları alt üstü çevirelim bu şekilde. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. İşte yağ çekmeyen bir tarif. Kahvaltı harika olur, çok da güzel olur. Servis tabağıma alıyorum kızaran patateslerimi. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Nar gibi kızardılar. Üzerine dereotu serpiştiriyorum. İsterseniz kaşar peynir de serpiştirebilirsiniz. Dereotu da yakışıyor üzerine. Evet arkadaşlar, benim buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, tariflerimi paylaşmayı unutmayın. Zil sesini açarsanız bundan sonraki güzel tariflerimden de haberdar olursunuz. Afiyet olsun.